Başkanımız Ekicioğlu, Van'daki belediye başkanları çalıştayına katıldı. Van'da gerçekleştirilen belediye başkanları çalıştayına Kırşehir Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu ile birlikte 248 belediye başkanı katıldı. 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü Van'da gerçekleştirilen belediye başkanları çalıştayına katılan Başkanımız Ekicioğlu, CHP'li belediyeler olarak ülke genelinde tüm engellemelere rağmen var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Van'a sadece bir toplantı düzenleyip ayrılmak için gelmedik. Van'ın 13 ilçesinde sahaya çıkarak halkımızla buluşup sorunları da dinledik, dedi. Başkanımız Ekicioğlu, sorunu biliyoruz, çözeceğiz adlı saha çalışmasına katıldı. Başkanımız Ekicioğlu, 3 Haziran'da CHP Kırşehir Milletvekilimiz Metin İlhan, Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur ve CHP İl Başkanı Baran Genç ile birlikte sorunu biliyoruz, çözeceğiz adıyla gerçekleştirilen saha çalışmasına katıldı. Çalışma kapsamında Ziraat Odası, Kırşehir Ticaret Borsası, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile Kırşehir Esnaf ve Sanatkarları Birliği Odaları Başkanlığı da ziyaret edilerek görüş alışverişinde bulunuldu. 4 Haziran Cumartesi günü de ilçe ziyaretleri yapılarak hemşerilerimizin görüş ve önerileri alındı. Başkanımız Ekicioğlu hane ziyaretleri yapmaya devam ediyor. Başkanımız Ekicioğlu, Kırşehirli hemşerilerimize ev ziyaretleri yaparak görüş, istek ve önerilerini yerinde dinlemeye devam ediyor. Başkanımız Ekicioğlu, hane ziyaretleri kapsamında Nasuhdede Mahallesi Acı Koç Apartmanı sakinlerimizle mahalle muhtarımız Ahmet Mamak eşliğinde bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Belediye Başkanımız Ekicioğlu, Vali Buhara'yı ziyaret etti. Başkanımız Ekicioğlu, resmi gazetede yayınlanan son valiler kararnamesiyle Kırşehir Valiliğine atanan Hüdayar Mete Buhara'yı makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Başkanımız Ekicioğlu, Dünya Çevre Günü mesajı yayınladı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Başkanımız Ekicioğlu, rüzgarın ve güneşin doğaya ve insana sunduğu olanakların bilinciyle doğayı tahrip etmeden yeni enerji kaynakları oluşturmanın da uzun vadede doğaya ve çevreye büyük katkısı olduğunu düşünüyoruz, dedi. İlimizin doğa mirasını koruyoruz. Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yaralı flamingoyu tedavi etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından ayağından sakatlanan flamingo Veteriner İşleri Müdürlüğümüze getirilerek tedavi edildi. Temizlik ve ilaçlama çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz yer konuları ile muhtelif alanlarda dezenfekte ve ilaçlama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. 23 Mayıs-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında 153 çağrı merkezimize iletilen 519 talep ve şikayet işleme alındı. Hemşerilerimizden gelen taleplerin 393'ü tamamlandı, 103'ünün işlemi devam ederken 21 talep ise sonuçlandırılmak üzere. 23-29 Mayıs tarihleri arasında Zabıta Müdürlüğü Ruhsat Denetim Ekiplerimiz tarafından verilen süreleri dolan işyerlerinin kontrolleri yapıldı. 4-29 Mayıs tarihlerinde Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Su Arıza Birimimiz mahallelerimizde 31 abonemize ait tamirlerini gerçekleştirdi. 23-28 Mayıs tarihlerinde Fen İşleri Müdürlüğümüz asfalt ve sersemin çalışmalarına devam etti. Yenice Mahallesi İmam Hatip Caddesi, Mehmet Çetin Bozkurt Caddesi ile Kuşdilli Mahallesi Şehit Coşkun Taş Caddesi'nde asfalt serimi, Kervansaray, Kuşdilli ve Bahçeli Evler Mahallesi'nde sersemin çalışması yapılırken, Kındam ve Güldiken mahallelerinde de yol açma çalışması yapıldı. İtfaiye Müdürlüğümüz anında müdahalelere hazır. Kırşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine yerel düzey yangın çalışma grubu operasyon planı kapsamında yangından korunma ve yangın söndürme eğitimi müdürlük hizmet binamızda uygulamalı olarak verildi.